Beyefendi. Neredesiniz? Ben şöyle konuşacağım size. Bakın para hiç önemli değil. Yani siz bizi bırakın. Ne kadar istiyorsanız veririm. Tamam mı? Ya burası ne kadar ürkütücü bir yer be kardeşim ya. Ulan sen benim evimin önünden arabamı nasıl çalarsın ha? Eceline mi susadın ulan? İstanbul'da adımı duyan yolunu değiştiriyor. Sen kim oluyorsun da benim arabamı çalıyorsun? Kimin adına çalışıyorsun sen? Ha! Abi ben kimsenin adına çalışmıyorum ya. Ben Ekrem Bey için çalışıyorum, onun şoförüyüm. Allah kimse için çalıştığım yok abi. Ekrem de kim? Adresini ver çabuk bana. Abi zaten getirdik ya. Sırf paketledin adamı koydun oraya. Adrese gerek yok, burada işte Ekrem Bey. Ulan onun her tarafı Ekrem olsa ne yazar lan? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah abi, ne dalgası ya? Dalga geçecek durumda mıyım ben şu an? Ulan sen benim arabamı niye çalıyorsun ha? Maksadın ne? Abi biz araba maraba çalmadık, biz arabayı satın aldık ya. Ne satın alması ulan evladı? O araba benim. Biz gerçekten bu arabayı satın aldık abi, ne olur vurma. Ekrem Bey'le konuşup mevzuyu bağlayabilirim ha. Çok parası var. Gerçekten zengin birisi. Gerekirse o arabadan size iki tane alır verir. Dünya malı için birbirimizi yormayalım ya. Ulan şerefsiz. Biz neyin peşindeyiz? Sen neden bahsediyorsun? İki tane değil, 20 tane alsan ne olur ha? Ulan niye çaldın arabamı? Oh. Maksadın ne? Abi biz araba falan çalmadık. Vallahi ciddi bir yanlış anlaşılma var. Bu arada hatırlatayım. Ekrem Bey, damadı. Başkomiserdir. Kendisi piyasada da tanınır. Bilginiz olsun. Ünsal komiser. Ulan sen bize kolpa mı çekiyorsun? Sansar. Yok abi, estağfurullah ya. Vallahi dolgu gitti ya. Abicim nasıl vuruyorsunuz? Böyle insan mı dövülür Allah'ını seversen ya? Böyle yapacaksanız ben gidiyorum. Yok yani, olmaz. Böyle bir şey var mı ya? Abim, bir dakika abi, sakin ol. Benim dişçi fobim var. Ulan senin bütün boşluklarını ben dolduracağım. Sonra da seni denize atacağım. Maksadın ne lan senin? Yorma beni. Abi tamam abi, tamam konuşacağım sakin. Ah şöyle, hizaya gel. Öt bakayım bülbülüm. Abi, aslında ötecek bir şey de yok. Gerçekten burada bir şey var belli ki. Tamam, hırsızlık olayı var. Tamam belli. Ama biz satın aldık bu arabayı. Şimdi ben bu işlerden anlayan bir kardeşim var, yakın arkadaşım. Ona bir haber vereyim, kertenkele. He! Kertenkele mi? Vay tahmin etmeliydim. Ulan belliydi bu. Zaten senin büzüğün buna müsait değil. Vay! Allah seni! Demek kertenkele çaldı. Abi yok, kertenkele çalmadı, yanlış anladınız. Ben kertenkele bilir diye bu mevzuları söylemeye çalıştım, anladın mı? Ulan kertenkele, bu senin son hırsızlık olacak. Bu sefer sert kayaya çarptı. Arı şu gelsin kurtarsın hepinizi. Bana sakın telefonu yok deyip danslar etme ha. Şerefsizim, senin üstüne benzin döker, şuracıkta yakarım. Tamam abi.